Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2 Ağustos maçlarından bahsedeceğim. Bülten biraz kalabalık tabii hafta sonu. Önce düne bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Şu Robs'u falan söylemedim. Inter'i de söylemedim. Askiltuna ilk yarı gol oldu dedim arkadaşlar. İlk yarı 2 gol oldu. Açılmasını bekliyorum. Gene Maçkolik bir tuhaf. Genel anlamda bugün fena değildi arkadaşlar. Maçların çoğu geldi. Yanılmıyorsam bir taneydi. Aynen bir tane. Şu an tam hatırladığım kadarıyla olmayan vardı. Şöyle bir bakıyorum hemen. Ha, yok. Rijeka da olmamış. İlk yayı. Gördük arkadaşlar. Askiltuna İlk yarı bir gol dedik. İki tane oldu. Bir yatan maçımızın bir tanesi Neman. 1-0 bitti. İkinci yarının başında atmasına rağmen. Suvon maçına 3 demiştik arkadaşlar. Dakika 60'ta geldi. Sörtler maçı ikinci yarı daha çok gol olur demiştik. O da geldi. Diğerleri oynuyor arkadaşlar. Daha henüz başlamayanlar var. Ha, Oğlu maçı var. 2.5 üst demiştik arkadaşlar. O da geldi. Birkaç tane maçımız da oynuyor. Şöyle 2 Ağustos'tan bahsedeceğim. Hemen şöyle sayfayı da değiştireyim. Arkadaşlar ilk maçımız şöyle Japonya 3'ten Imabari maçı. Bu maç arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Ligde zaten daha 7. hafta. Şu şekilde de göstereyim. 4 maçın bir tanesi sadece üst bitmiş. Ev biraz daha sağlam. Deplasman biraz daha sorunlu. 5 maçta sadece bir galibiyet bir beraberlik almış. Arkadaşlar bu maçta ben 1.80'den 2.5 üst dedim. 2 tane kupon vereceğim bugün. Bu ilk kuponumun ilk maçı. İkisi de üçlü kombine. İsteyen 1.5 üst 1.25'te oynayabilir. Ben 1.80'den 2.5 üst dedim bu maça. İkinci maçımız arkadaşlar. Şöyle. Seoul Eland. Buncheon 95 maçı. Bir 5. bir 6. sırada arkadaşlar. 10 takımlı bir ligde. Yani orta sıralarda 2 tane takım. Şöyle bakalım arkadaşlar. İkisi de çok istikrarsız. Ev sahibi bir galibiyet bir beraberlik 5 maçta 4 puan almış. Deplasman ise bir galibiyet 2 beraberlik. Hani birbirlerine çok yakın istikrarlar. Biraz dengesizler. Ben bu maçı arkadaşlar 1.5 üstte 1.25 dedim. İlk kombinenin ikinci maçı. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Hemen şöyle bulalım. Evet burada. Bunlarda çok Suvon var arkadaşlar. O yüzden bunda deplasmanın da ismini söyleyeyim. Suvon, Bulevits, Bulevians, Degao maçı. Şöyle. Degao deplasmanda 5. sırada. Ev sahibi 10. sırada. 12 takımlı ligde. Deplasman biraz daha iyi zaten. Şöyle bakalım. İkisi de yine çok dengesiz sonuçlar almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bu maça da 1.28 1.5 üstü dedim arkadaşlar. 3 maç. Imabari 2.5 üst. Seoul Eland 1.25 1.5 üstü. Suwon Degao maçı 1.5 üstü 1.28. Toplamda 2.9 yapıyor. İkinci kuponum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi odds çok karışık gösteriyor. Maçkolik bir tuhaf bu aralar. Açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Yani videoları sonuna kadar izlerseniz asıl en büyük desteği o zaman vermiş olursunuz. Evet arkadaşlar açıldı. Geçen hafta bir Luxemburg'a yine oynamıştık. Üst oynamıştık. 3-0 kazandı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki takım da fena değil. Odds kaçıncı sıradaydı? Odds 3. sırada. Luxemburg 5. sırada. Yani çekişmeli bir maç olacak. Bu maça KG de diyebilirsiniz. Ben aslında bu maçın 2.5 üst olacağını düşünüyorum ama
1.18'den 1.5 ült aldım ikinci kombineme. İkinci maçımız arkadaşlar Sassuolo Udinese maçı. Zaten lig son İtalya Ligi son haftaya girdi. Şöyle bakalım. Sassuolo 51 puan, playoff'u falan kaçırdı. Hiçbir şansı kalmadı. Udinese de çok rahat. Ligden düşme yani sonundan 3 takımın arasında 6 puan fark var. Yani hiçbir iddiası yok iki takımın da. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani artık son maçlar. O yüzden sonuçlar çok fark etmiyor bu ligde aslında. 2 galibiyet bir beraberlik almış Udinese. 2 beraberlik bir galibiyet de Sassuolo almış. Ben bu maçı arkadaşlar 1.32'den 2.5 üst dedim. Üçüncü maçım arkadaşlar. Şöyle. Torcigin-Niigata maçı. 9. haftayı oynayacaklar. 8 hafta oynandı. Deplasman Niigata hepimiz biliyoruz. Golleriyle meşhur birkaç senedir. Şöyle bakalım. Tochigi'nin evinde oynanan 2 maçta 2-1 bitmiş. Şöyle baktığımız zaman 5 maçta 3 galibiyet. Niigata zaten kolay kolay yenilmiyor. 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ama kolay kolay yenilmiyor. Bu beraberlikler zaten hep deplasmanda. Deplasmanda daha defansif galiba. Şöyle arkadaşlar bu maça da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben 2.5 üst yazdım 2 orandan. 3.1 oran etti 3 maçlı kombinin. İsterseniz 1.5 üstten 1.30'da alabilirsiniz. 2 kombine böyle arkadaşlar. Bunun dışında diğer maçlar hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Akropolis maçı arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Şuraya önce bir bakalım ligine. Akropolis 4. sırada. Gais 12. sırada. Akropolis biraz daha iyi gidiyor. Gördüğümüz gibi son 5 maçında yenilmemiş. Bu maç arkadaşlar %99 2.5 üst bitecek. Kuponuma eklemedim. Çünkü bu sistemimde değil. Sistem dışında farklı bir şeye baktım ben. Orada denk geldiği için o yüzden kuponuma eklemedim. Şöyle bakalım. 1.80 vermiş. 2.5 üstüne. Kuponumda olmadığı için ben 2.5 üst diyeceğim. Siz içinizde hangisi yatıyorsa onu oynayabilirsiniz. Ondan sonra yarın önemli bir maç arkadaşlar. Jeff United maçı var. Ben genelde böyle gollü geçeceğini düşündüğüm maçta. Kendimce tabii. Herkesin fikri başka. Ona göre işaretliyorum arkadaşlar. Ondan sonra eleme yapıyorum böyle. Şöyle bakalım. Lig sonuncusuyla oynuyor zaten Jeff United. Şöyle. Biraz kötü durumda Jeff United ama lig sonuncusuyla oynuyor. Burada bence artık yani kazanacaktır ama ben daha çok gollü bir galibiyet bekliyorum. 1.60'dan kazanır da diyebilirsiniz ama kolay gol yediği için ben gole oynadım arkadaşlar burada. Bence de bu da 2.5 üst 1.75. Düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Mito Zweigent maçına bakacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Birbirlerine çok yakın. Arada bir puan var. 4 basamak fark olmasına rağmen. Şöyle bakalım. Hızlıca. Ben bu maçı arkadaşlar yani çok rahat 1.5 üst olur dedim. Şu şekilde 1.20'den. Omiya maçını kuponuma 2-3 defa ekledim çıkardım arkadaşlar. İkinci ile üçüncü Omiya ile Fukuoka oynuyor. Kuponuma defalarca ekledim çıkardım. Ekledim çıkardım. Onun yerine İmabayi'yi yazdım. İnşallah beni pişman etmez. Gördüğünüz gibi deplasmanda son 4 maçında çok iyi. 3 galibiyet bir beraberlik ve bunların hepsi alt bitmiş. Evinde son 5 maçı alt. Deplasmanın da son 5 maçı alt. Yani ben aslında bu maça İki oyundan 2.5 üst düşünüyorum. 1.5 üstte oynayabilirsiniz. Bence iyi maçlardan bir tanesi ama dediğim gibi kuponuma 2-3 defa yazıp çıkarttım. O yüzden artık çok fazla daha bir şey demeyeceğim o maç hakkında. Arkadaşlar şu şeyden de son bahsedeyim. Burada da arkadaşlar Voluntari Dinamo Bükreş maçı var. Bunların da artık son haftalara geliyor ama Dinamo Bükreş'in maçları eksik. Neredeyse hepsiyle birer defa oynayacak.
Ondan dolayı, yoksa lig bitti bitecek. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu da bence çok rahat 2 gol, 3 gol olabilir. 2 gol 1.5 üst B25'ten bence denenebilecek bir maç. Öteki maçta arkadaşlar CSM Laşi Targoviste ile oynuyor. Targoviste zaten sonda. 2 maçı kalmış. Kolay kolay Sepsi'yi geçemez. Sepsi bugün kazandı. Şöyle hem de Vitoylu yendi. Kolay kolay çıkamayacaktı ama en azından o playoff turundan çıkmaya çalışacak CSM Laşi. Lig sonuncusuyla oynuyor. Yani ben bu maça kazanır gözüyle bakıyorum işin gerçeği. 1.80'den. Ama isterseniz gole de oynayabilirsiniz. Ben kolay kolay taraf bahsi almam. Bence CSM Laşi bu maçı da kazanır. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten benim için yeterli. Hepimize bol şans. Tekrar görüşmek üzere.